Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Ondan önce söylemem gereken bir şey var. Biliyorsunuz ki bir video yapmıştım. Oyunun en kötü flaması geldi diye. Yani Supercell ekibinin getirmiş olduğu en aptalca sapıkça bir flamaydı. İşte bu Goblin kafesçisi var ya. Neydi onun tam ismini de bilmiyorum. Kafesin içindeki Goblin var ya. Kafes evrimini falan attığımızda içinden çıkıyor. Böyle dövüşü şeklinde çizimi falan var. Ona tanga giydirmişler. Bu şekilde bir tane böyle bir karakter yapmışlar. Flama yapmışlar. İşte onu kullanır mısın diye çok yorumlar görüyordum. Tabii ki kullanmam arkadaşlar. Bizim bu ortamda bir adımız, bir namımız, bir şerefimiz var. Gidip de yani böyle tanga giymiş goblin flamasıyla oynayacak değilim. Evet, ilk rakibimizi bulalım artık şöyle bir. Bol şans diyelim. Bu videoyu birazcık kısa tutmamız lazım. Çok uzun tutmamamız lazım. Vallahi adımız çıkar ya. Bombacıya güvenmek istiyorum. Biraz geride büyük ihtimalle evet. Evet. Orada desteklemeyeceğiz Kara Prens'i. Adam inşallah benim hakkımda kötü şeyler düşünmez. Yani bu flamayı gerçekten pek kullanmak da istemiyordum açıkçası ama. Seyirciyi de kırmak istemedim bir yandan. Oğlum beğeni atın, ne hallere düştük lan. Tamam, şimdi buradan sol tarafı aslında çok savunma taraftarı mıyım? Taraftarıyım. Savunayım. Ama devi de atacağım bir yandan şu şekilde. Oklarım elimde hazır. Gerekirse. Gerekir. Hızlanır vurursun sen oradan aslanım benim. Ama hiç niyetin yok ya. Hiç niyetin yok. Peki. Tamam, sıkıntı yok gibi ya şu anlık. Şu anlık sıkıntı yok. Nasıl olsa buradan bir şey atacaktır. Oklar atacaktır. Ya da özellik basması daha mantıklı tabii. Kara Prens'in yeterli olacağına iman ediyor, inanıyorum. Çok güzel. Tamam. Fena başlamadık. Hasar olarak döndeyiz. Gene muhafız mı atacak acaba? Adam fırsatını buldu ama bu arada hiç düşünmeden yapıştırıyor ya. İnanılmaz. Mesela nasıl savunacağız bunu? Ben de çok kararsız, savunamayacağız. Evet, vallahi savunamayacağız. İşte bu flamayı takarsan olacağı bu aslında. Çok çok şeydi ya, belliydi. Adam hala darlıyor. Helal olsun bu arada. Ama muhafızlara yapacak bir şey yok abi. İşte Kara Prens var. Onu da atakta kullandık. Yine kurtardık ya, helal olsun ya. Bu kadarla kurtarmak da iyi. Bir kulemizi vermedik. Şu açıkçası adamı yenebilme ihtimalimin olduğunu düşünüyorum. 2x eşleşme bize dönüyor. Çok büyük hasar yedik. Hani buradan çok da bir şansımız olmayabilir ama denemekten zarar çıkmaz diyelim. Arkadan devle beraber şöyle bir çıkalım. Fişekçi umarım köprüde buna vurup sonra geriye kaçıp da yarım saat ölmemezlik gibi böyle fitne açmaz ama olacak. Evet, vallahi yaşayacağız bunu. Yok, yaşamayacağız. Çok güzel. İlk önce Kara Prens erken hızlansın diye bu şekilde atıyorum. Şöyle bir bombacı oklar moklar atacak ama. Güzel. Tamam, şöyle bir atalım bunu da. Bir oklar hemen. Oklar aslında çok istediğim gibi düşündüm ama tamam, benim istediğim zaten kule takasına gitmekti. Zaten hasar olarak adam çok öndeydi. Burada goblinlerle bir savunma yapabilir. Güzel. Güzel güzel. Tamam, beklentinin üstünde oldu yine. Bir şeyler yaptık burada. Bir bombacı atalım mı? Bu tek yer mi acaba? Tamam, yiyor. Güzel. Bir dev atalım şöyle öyleyse. Tekrardan bir kara prens atacağız. Bir de normal prens atalım. Çarpma dönmezse boku yedik. Bir tanesi bari lan. Yani hiç istediğim gibi olmadı orası ya. Kara prens de öldü. Çok güzel. Buradan bir deneyebiliriz şansımızı. Oy, tekrar anka kuşunun orada çıkması müthiş oldu bu. Şöyle bir atalım bir şeyler. Çarpmayı oraya değil de şuraya atsak. Ulan ucu ucuna gitti maç ya. Arapsın. Daha, yani normal hiç takmam. Arap bir insanı ciddiye almam. Almam. Boşuna şey yapıyorsun. Şimdi arkadaşlar maç başı çok kötü başlamıştık. Acayip bir kötü başlamıştık maça. Ona rağmen gördüğünüz gibi kule takasını çok güzel yaptık. Yani gayet kaliteli maçtı. Yenilmemizin bir önemi yok. Adamın anti olduğunu söylemeye gerek yok. Muhafızlara bir çözümümüz olmadığı gibi. Destede balıkçı tarzı bir şey de yok. O yüzden güçlü madenciye de bir çözümümüz yok. Yani tank kartımız dev zaten. Tek saldırı kartımız adam akıllı destede. O yüzden adam da onu eritebildiği için bir şey yapamadık açıkçası. Hiç takmıyorum. Gerçekten moral bozmaya gerek yok. Kaldığımız yerden şöyle güzelce devam edelim. Bir yandan atağa çıkalım. Sol tarafı çok desteklesin istemiyorum. Burada soldaki savunmayı anka kuşuyla beraber
Yapalım. Alev topu yerine kara prens atarsak sonrasında atağa da çıkmış oluruz. Çok güzel. Yani çok bir sıkıntı yok tabii. Güzel. Dağ kalkanı bile kırılmadı. Ya kara prens aslında fena bir kart değil de şarjlanma süresi çok uzun bence. Evrimli çarpma dönsün. Belki oraya da bir şey atar. Daha iyi bir tahmin yapabilirmişiz. Onu sonradan anladım da. Bir tane vur. Ya vurmayacağı belliydi biraz. Bombacı tek yiyor mu bundan? Tamam, yemiyormuş. Bombacı aslan evladım. İşte sen. Sen busun. Tahmin yapmayalım ya. 1x'de böyle riskler alınmamalı. Allah'tan yapmadık gerçekten. Yapsak şu an sıkıntıya düşebilirdim. Dev'le beraber çeksek daha iyi bir atak yapabilir mi sonra? Şöyle bir tık önden atalım. Bazen Mega'nın kör gözü açılmıyor böyle. Ben sonra sıkıntı yaşıyorum. Güzel. Orada kule birlikleri bunun hakkından gelecektir zaten. Yine Kara Prens'le beraber yapalım. Bir çarpma da atsak ölür inşallah artık. Evet, artık yani dediğim gibi inşallah diyorum ki çünkü pek bir umudum da yok. Ya gene elektro ruhla yapacak savunmayı. Ok atsam işe yarar ama sonrasında güzel bir hata gelsin istemiyorum. Yine yapsın savunmasını. Aynen zaten bu ezberdir arkadaşlar. Bu ezber. Güzel. İkinciyi vurma. Tamam. Böylesi güzel gene. Bu sefer barbarları normal barbar olacak. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ona göre güzel bir savunma yapabiliriz. İlk önce şöyle bir kara prens atalım. Sonra bir dev atalım şöyle bir. Bir çarpma atsak. Alev topu yerine bu sefer bombacı atmak istiyorum. Güzel. Tekrardan bir anka kuşu. Alev topunu daha güzel, efektif bir yerde kullanabilirim. Bir kara prens. Bu seferki atamdan ciddi anlamda çok umutluyum. Güzel. Kara prens hala hızlı. Oo, çok kötü bir boşluk. Maçı kaybettirebilir ona. Kaybettirdi. Maçı ona kaybettirdi. Buradan iyi oyundu diyelim. Boşuna oynuyor bu saatten sonra. Kesinlikle eminim ben maçı aldığımı. Şöyle bir de oklar artı çarpma yapalım. Evet evet gerçekten çok boşuna oynuyor buradan. Prens hızlanıp vurmasın diye adamın verdiği çabayı gördünüz mü ya? İkinci maçı güzel aldık. İlk maçta çok kaliteli oynadık aslında. Hani alabileceğime inanıyordum ama hem güçlü madencisi hem muhafızları vardı. Zaten bunun da muhafızları vardı değil mi? İki maçta da. Yok pardon bunun muhafızları yoktu. Önceki maçta vardı muhafızlar. Muhafızlara doğrudan bir çözümümüz yok. Kara Prens gördüğünüz gibi yani yeterli olmuyor zaten. Şuradan sandığımızı açıp bebek goblinler. Bu da yani hiçbir olayı yok. Sonrasında herhalde kupa maçlarına gelmez diye tahmin ediyorum. O kadar da değil. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Desteği değiştirdim çünkü Kara Prens oynamaya artık tövbe ettim özellikle. Ve ard arda oyun tahminen 5 maçta 3 defa falan ya da 6 maçta 3 defa muhafız destesi attı karşıma. Ve hani gereksiz yere uzatmalara kadar kalıp sonrasında maç veriyoruz. Başka bir şey olmuyor. Ben de o yüzden muhafızlara anti bir deste yaptım. Dev Goblin destesi şu an onunla oynayacağız. En azından kalan maçlarımızı rahatça kazanmaya bakalım diyelim. Tamam şuraya bir köstebek attı. Yani köstebek eşleşmesi kim daha iyi oynarsa oluyor genelde. Çünkü adamda da evrimli Tesla vardır. Çok belli bir şey zaten. Şöyle bir atıcıyla arkadan çıkalım. Güzel bir hata çıkabilirim. Tesla'yı erken atmazsa bir boşlukla tahmin yaparsak yakalayabiliriz ama erken attı. Acaba balıkçıyla mı müdahale etsek şuradan balıkçıyı bırakıp diye düşünüyorum. Yani boşluğu çok da kolay kullanmamak lazım bu tarz durumlarda hemen. Tamam şöyle bir balıkçı atalım biz ya. Güzel. Tamam bir de bombacı. İyi oldu burası ya. Şu ipneyi alalım. Şu topi topu alalım oradan. Ne kadar korudum be. Ne kadar tokmakçısı galiba adamın yani. İnanılmaz. Soldan biraz hasar verdik ama. Bir öfke atsak koşmaya başlarsa en azından belki hasar yemeyiz de koşmaya başlamadı ipne. Evet. Gelecek illa kalede patlayacak. Kendini güçlü göstermek istiyor demek ki. Olsun çok güzel tamam. Bir sıkıntı yok. Buradan bir köstebek atağına gelirse atıcıyla savunmayı yapıp sonra bir kontra atağa çıkarız duruma göre. Yok ya istediğim gibi olmuyor şu anlık. Yok yine kulede patlıyor.
Tamam, nasibimiz de var arkadaşlar. Tutulacak gibi değil yani. 50 tane kartı atacak değilim canım böyle gariban bir karta ya. Hani böyle gariban bir karta da 50 tane kart atmayalım bir zahmet yani. Evet. Atağa çıkamayacağız öbür türlü. Mecbur bu şekilde oynayalım orayı. Bir öfke atalım şu şekilde. Güzel. Fena değil. Atağımı buradan destekleyeceğim. Bir de şöyle bombacı atalım oradan. Burada dev goblinle beraber çıkacağım. Atıcı biraz, evet. Aferin, işte sen busun. Bir Tesla gelebilir şuraya doğru. Boşluk, bir de atıcı siktir etti oradan kartı, neyse. Çok kötü oldu orası ya. Neyse, en azından istediğim hasarı çıkarttım oradan. İşte bu, biz buyuz ya. Biz buyuz. Kimler bizi yenmeye çalışıyor böyle? Adam da bravo deyince birazcık üzüldüm adamı. Ama yapacak bir şey yok. Merhamete gerek yok. Bombacıyı şöyle atalım. O iskeletler yoksa balıkçıyı 2-3 saate kadar sikerleyebilme kabiliyetine sahipler. Evet. Güzel. Sonunda muhafız eşleşmesi olmadan şöyle güzel bir eşleşme oynayıp ve maçı aldık. Adama iyi oyun diyelim. Adam da bravo dedi az önce zaten. Çok güzel yakaladık onu orada. Orada onu yakalama ihtimalimiz zaten olduğunu düşünüyordum. Adam bir yandan da sağ taraftan, gerçi bana göre sol oluyor. Adamın sağ oluyor. Sol taraftan kart atmaya başladı. Şuradan bir sandık açalım. Orada diğer tarafa kart harcadığı için, iksir harcadığı için kaybetti. Kara prens mi çıktı? Çok güzel. Küfür gibi. Gerçekten küfür gibi. Olsun. Ya arka planda ne çektim bu videoda gerçekten bilmiyorsunuz arkadaşlar. Saat kaçta başladık videoya? 12 gibi başladım saat. Saat şu an 1.40 geçiyor. Yani o kadar ardarda arda muhafız geldi. 1850'lere kadar düştü kupamız. Ondan sonra video dışında kupa kastım. Tekrar adam gibi bir kupaya gelelim de en azından. Hani videomuz güzel olsun diye. Gerçekten çok yorucu oldu yani. Yani genelde böyle olduğu için zaten sinirleniyorum videoda. Normalde böyle kaydı açıp daha avrat sövmeye başlamıyorum. İşte Supercell gibi bir geri zekalı ekip oyun yönetiyorsa sıkıntı çıkıyor maalesef. Şöyle Anka kuşunu arkaya gelecek şekilde atalım. Zaten kulemizde orada gereken müdahaleyi yapacak. Yani atıcı fena kart değil bu arada. Boşluğu atalım. Bir atağa çıkarım diye düşünüyordum da 6 iksirimiz var. O yüzden atağa çıkmayacağız orada. Kuleyi açtı, yapacak bir şey yok ona ya. Arkadan şöyle bir atağımıza çıkalım. O da arkadan çıkıyor. Güzel oldu bu. Onun da arkadan çıkması iyi oldu. Şuradan köprüden bir baskın yapsa. Gerçi o zaman da korumalarla yeterince tutardık herhalde de. Şimdi. Tamam, biz de bir korumalarla yapalım savunmamızı. Pek bir beklentim yok açıkçası buradan ama. Çok güzel bir öfke oldu orada. Tamam, bir tane vuracak sadece. Gerçi onu da vurmadı. Gayet güzel. Buradan ağır bir atak yapamaz. O Anka kuşunu belki feda eder diyecektim ama etmedi piç. Balıkçıya bekliyordur maalesef. Ne olur yumurtayı görme be. Eyvah, ama çok uzun sürüyor be. Ama kimleri çekiyorsun orospu çocuğu? Kimleri çekiyorsun ama? Bak burada kartı hayvan gibi, göt gibi kartı gör artık lan. Ya amına kodumun mavi belirli LGBT bireyin, işte oynamayacaksın abicim. Suç bizde, suç bizde. Biz hak ediyoruz. Biz hak ediyoruz. Hiç küfretmeye gerek yok. Evet. Hiç küfretmeye gerek yok. Bir evrimliyiz ya da bir iksire savun. Tamam mı pezevenk? Bir iksire savun. Anka kuşumuz bari ikinciyi vursaydı. Yok abi, artık ilk yaptığı atakta mahvedecek bizi. Şuraya bak. Neyle tutacağım? Balıkçıya baksana, ipne ipne. Ya bu amına kodumun kartı mesela şurada hayvan gibi kraliyet devi, nasıl gözükmüyor ya, nasıl görmüyorsun yani. Bir koruma atalım. Şöyle korumaları bilerek bir tık sollu bıraktım. Balıkçı gelebilir şöyle balıkçı için. Heh, onun balıkçısını sikerleyelim biz de şimdi, çok güzel. Aferin, bazen şaşırtıyorsun ipne be, bazen şaşırtıyorsun beni. Bu taraftan atak yapmak için bu kadar hazırlandı bu arada. Yine de bekliyorum atak zaten. Evet, biliyorum bu böyle olacağı belli. Geriden çekmeyi deneyemeyiz. Onun balıkçısı hala yaşıyor. Kudur orospu çocuğu. Kudur. Kudur. Senin gibi kafirleri her zaman yeniyorum. Benim için ne ilk ne de son olacak. Elhamdülillah. 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 Kafir gördüğüm zaman böyle döşüyorum. Böyle döşüyorum. Kafir gördüğüm zaman ve hiç düşünmeden döşüyorum kafire. Gördüğüm zaman kudurtuyorum. Evet. Neyse, videodayız. Evet. Amın evladı, bir de emoji atıyorsun bir de. Benim balıkçım salak olmasa sen benim kulemi 1300'e kadar nasıl indireceksin?
Kendini yetenekli zannetti orada. Ulan dedi orada balıkçıyı falan attım dedi. Onun balıkçısını şaşırttım dedi. Yok be ya bizim balıkçıyı şaşırtmadım. Bizim balıkçı salak olduğu için onu çekti zaten. Önünde hayvan gibi kraliyet devi var. Uzaktaki balıkçıyı çekti orada. Amın evladı nasıl böyle maç satma makinesi maç satma. Zaten baksana tipi Allah'ın belasına. Böyle patlıcan gibi burun böyle oradan çıkmış böyle salak salak bir görüntü. Sevimsiz piç. Her desteği de şunu almamız gerekiyor böyle. 3 iksiri de çünkü kulübe kullanmıyorsun. Her kulübe görevini görsün diye. Yani kart, tank kartlarını çekmek için mecburuz. Bu amına kodumun fitnesine mecburuz bunu desteğe koymaya. Sesim kısıldı galiba. Niye oynamıyorsun? Hep ilk kartı biz mi atacağız ya? Hadi bol şans diyelim. Hadi bakalım Bismillah. Senin şu korkunu. Evet. Atıcıyla da çıkmak hiç doğru gelmiyor ama çıkacağız abi. Birinci destesi mi oynuyor acaba? Genelde iskeletle böyle direkt başlangıç yapanlar değil mi? Buzulunu çek de bir anana bir... Heh. Normal bir tane vurması normal. Bak ya balıkçıyı değerlendirmeyeceğim. Şöyle sağ taraftan bir çıkalım. E hadi be atıcı be. Eyvah eyvah bizim atıcıdaki böylesi yavaşlık. Bu yavaşlık niye bu yavaşlık böyle bu? Evet. Sağ taraftan gelir artık ya. İlk ana kuleyi aşıralım şöyle de. Tamam zaten amacım ana kuleyi aşırmak da aşırdım. Bir şey yapamaz oradan. Direkt topçu kulesi buna tek atıyor. Adam da iki taraftan da güzel geldi. Sağ taraftan daha çok bir de hasar vermiş. Gerçi benim atak yerimden gelmesi onun için saçma oldu. Bu taraftan gelmesi onun için daha mantıklı ama adamın ismi Kral Hussam. Yani çok normal. Bu hatalar çok normal. Evet, çok normal hatalar. Erken deneyelim şöyle bir mavi bereli putperesti. Ulan bak amına kodum Musaf'ı. Ya. Saf işte amına koydum saf işte. Bilerek yapmıyorsa da saf işte. Hayret. Hayret. Bir öfke atalım. Hadi bakalım Dev Goblin sen de vur ya. Sen de değil ben de piyasadayım de. Hadi bakalım vur. Evet. İşte sen bu. Binici geleceği belli. Atıcıyla beraber arkadaki kahpeyi de öldürmek adına şöyle bıraktım. Çok güzel. Orada güzel bir oyun okuduk. Gene mi? 50 defa açacak işte. Ha. Bir balıkçı atalım. Binici geleceği belli artık. Neyse tamam gelmeyecekse de gelmesin canım. Bize ne? Biz illa ısrarcı değiliz zaten binici gelmesi konusunda. Şöyle bir öfke atalım. Çok güzel. Bombacı sen busun. Balıkçıya güvenmiyorum. Ben buradan bombacıyla beraber müdahalemi. Evet bak. Bak. Bak balıkçıya güvenmediğimiz zaman maçı nasıl kazanıyoruz? Adeta iki kuleyi aynı anda söküyoruz ya. Kilk Hüsam'a karşı. Tebrik edelim şöyle rakibi. Evet ona da oynamayı öğrettik en azından. Normalde Dev Goblin oynadığım zaman emoji atmam ama meta o kadar kötü ki. Yani ya Kraliyet Dev oynayacağız zaten ya Dev oynayacağız ya bunu oynayacağız ya da Köstebek oynayacağız. Köstebek de en son nerf yedi artık böyle oynamak da gelmiyor içimden açıkçası. Ya ikinci dalışında hiç Goblin çıkartmıyor. O zaman neden ikinci dalışı yapıyorsun? İşte burada da Supercell ekibinin gene saflığının bedelini ödüyoruz. Kaç tane taş veriyor? Ne bu kadar sapkın sapkın ya? Zaten bu flamayı almamızdan başımıza geldi arkadaşlar. Böyle sapık ibne gibi flama koyduk. Ondan sonra yüzümüz gülmedi farkındaysanız. Ya 6 maçta 3 maç böyle muhafız gelir mi ya? En azından kupayı sonradan toparladık. Hani o konuda yineyiz. Şu an muhafız vermiyor ibne mesela. Atıcı ekledik desteğe. Çok bekletti. Bu sefer güzel bir anti verecek. Al. Rick Kalp Daniela. Gel de buna yenil. Sonra videoya koy. Evet. Neyse diyelim bari. Bol şans diyelim. Ne yapacağız? Şöyle Anka kuşuyla beraber çıkıyorum. Ya korumalara falan hiç riske gerek yok. Sonrasında böyle onları eritip bir haydut maydut basıyorlar. O riski almadan önce şöyle güzelce bir savunmamızı yapalım. Burada saldırıya çıkmayacağız. Çünkü adam belli ki pek oynuyor. Bize anti olması gerekir. Pekka'yı bir şekilde hatalı kullanmadıkça bombacı atalım biz şuradan. Pekka'yı ona kullandırmamız lazım. Sonra Dev Goblin'le sağa sola falan çekmemiz lazım da. Ya tamam koruma atalım yani. İlla ki burada bir şey atmak zorundayım zaten. Balıkçıyı atacağım. Evet hadi bakalım. Evet işte çok güzel sen busun. Şöyle Dev Goblin'le beraber çıkalım.
Şimdi sağ taraf artık Allah'a emanet. Oradan ne yapacağız hiç bilmiyorum. Şöyle bir bombacı atalım. Güzel. İşte bu. İstediğimi yaptım burada. Hem hasar konusunda istediğimi yaptım. Hem de o elektrodan çok bir zarar gelir mi? Gelebilir aslında. Koç başına karşı savunmamızı yaparız gerçi. Tamam, şöyle bir koruma artı öfke yapacağım orada. Yeterli olacaktır. Çok güzel bir savunma. 3 iksire savunmamızı yaptık. Gerçi öfke de atmışız, 5 iksir. Vurdurma hiç. Aferin, sen busun. Güzel. Şimdi hasar olarak üstünlüğü ele geçirsek de biz dev goblin oynuyoruz. Adam Pekka oynuyor. Bir daha dev goblini kitleyemeyiz. Zaten az önce de hani Pekka'yı hatalı kullandığı için orada ona gösterdik hatalı kullandığını. Bakalım. Artık aynı hataya düşeceğini düşünmüyorum derken aptal be bu. Vallahi aptal. Hatta şuradan bir de bombacı kitleyi versem tamam benim için. Bilerek biraz bekledim de. Çok güzel sektirirsin orada. Baksana bombacıyla verdiğimiz hasara, işte bu. Güzel. Hangi taraftan geleceğini merak ediyorum yine de. Şimdi sağ taraftan bir tane vursun o. Güzel. Hayvanı öldürelim. Bir bombacı atalım orada. Pekka'yı çekecek. Evet. Pekka'yı çekelim. Güzel. Bir tık bekleyeyim dedim orada. Eyvah eyvah, ama ölmelisin ya. Evet yani. Bunu nasıl öldüreceğim ya? İmdat diye bağıracağım artık gerçekten. Vur şu hayvana be kardeşim. Hamdolsun, gerçekten hamdolsun. Daniel'e kalp. Allah belamı vermiş gibi hissediyorum işte böyle orospu çocuklarına da yenilince ya. Evet arkadaşlar, güzel bir kupa kârıyla kapatalım istiyorum. Normalde bir maç fazladan video olarak çekmiştim ama son maçta böyle Pekka geldi. Bayağı bir sıkıntı yaşadık Pekka gelince karşımıza. Uzatmalara falan kaldı maç ama yenildik. Öyle bir kapanışta yapmak istemedim. Güzelce bir galibiyet alıp kapatalım. En azından yenilgi alsak da adam gibi bir eşleşmeyle yenilgi alalım. Son rakibimizi de bulalım. Eyvah, aynı flama bir de. Yani biz İbni flamasını video için aldık. Hadi video konsepti olarak aldık da bu herif niye aldı acaba? Neyse, evet. Ne oynuyor bakalım. Atacıyla beraber çıkıyorum. Bu destede normalde atıcı yok, tamam, muhafız çok denk geliyor atıcı olmadığı zaman ve muhafız destesine hiçbir şey yapamıyoruz topçu kule birliğiyle de oynadığımız için. O yüzden sonradan ekledim atıcı ama bayağı bir iş yapıyor yani, beklentinin üzerinde çalışıyor. Şimdi bekleyelim şu anlık ya. Şöyle dev goblin'e bir tık arkadan çıkalım. Korumaları atalım orada, onu feda edemem. Bir öfke atalım şöyle. Anka kuşu parçalandığından bakalım. Ama parçalansa daha iyiydi bu arada. Yeni bir anka çıksaydı keşke. Böyle çünkü yumurtayı da yaşatmaz adam, biliyorum. Bombacı atalım. Bakalım ankaya ne yapacak orada. Güzel. Bombacı güzel iş yaptı orada. Hala da yapmaya devam ediyor. Bombacı kadar güzel bir kart yok bu arada. Adamda umarım barbarlar tarzı bir şey yoktur. Tazı destelerinde olabiliyor çünkü. Bombacıya baksana, bitirdi kaleyi tek başına. Çok güzel bu arada. Balıkçıyı bilerek böyle atıyorum. Çünkü bir balon gelebilir. Şimdi. Tamam. Sıkıntı yok bu arada. Şöyle boşluğu ilk önce buna gelecek şekilde atalım. Sonra balona vuracak zaten. Çok güzel. Öfke atmaya gerek. Tamam. Bir tane daha vursa çok moralim bozulabilirdi bu arada. Korumaları ortadan basalım. Buradan deneyeceğiz bir şeyler. Evet. Adam yedi bu arada. İkinci tacı almaya geleceğimi zannetti. Halbuki ben 3 taca gidiyordum. İşte büyük düşünmek bu yüzden güzel. Küçük adamlara karşı büyük hamleler yapmak önemli. Evet. Şimdi artık ana kuleyi aldığımı varsayıyorum zaten. Pek bir sıkıntı yok. Yere ayağa basan bunun Valkür'ü var. Şöyle balıkçı artı bombacı denen, hiç bu kadar da basit şeyleri yiyeceğini düşünmüyorum ama yedi gerçekten. Yok, yememiş. Kuleye vurabileceğimize inanıyordum bu şekilde ama. Ya sal bence artık zaten. Daha niçin oynuyorsun anlamıyorum. Güzel işte, aslında böyle bir
maçlar çıkarsak devam edeceğim videoya ama izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.